Milyonlarca memurun merakla beklediği zam oranı da belli oldu. Böylelikle memurlar %17,55 artı senyalen, onun altını çizelim, 8077 lira zam alacak. En düşük memur maaşı 22.017 lira olacak. Deprem bölgesine finansman sağlamak amacıyla da bir defaya mahsus bu yıl motorlu taşıtlar vergisi iki katına çıkarıldı. Teklif 7 Temmuz Cuma günü plan komisyonunda görüşülecek. Tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyon farkı dahil seyyanen net 8077 TL'lik bir artışı öngörüyoruz. %17,55 artı 8077 lira seyyanen artış. Memurun zam oranı artık kesinleşti. En düşük memur maaşı 22.017 TL'ye çıkartılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekliyle beraber toplam %86'yı bulmaktadır. 6 aylık enflasyon %19,77 oldu. Gözler memur ve emekli aylıklarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran verilerini açıkladığı gün torba yasa teklifi meclise sunuldu. Teklifimiz 15 madde, geçici 2 madde olmak üzere toplam 17 maddeden oluşmaktadır. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kameraların karşısına geçti, detayları açıkladı. Bu zammı uyguladığımızda 25.015 TL'ye çıkartılıyor. Toplamdaki zam oranı da %74. Ancak işçi ve Bağkur emeklileri için yapılacak zam ile en düşük aylığın yükseltilmesi bu teklifte yer almıyor. Bu teklifimiz içerisinde şu anda yok ama oradaki zam teklifleriyle beraber oranlar dağılım yapılacaktır. Düzenleme ile işverene ödenen asgari ücret desteği 100 lira artacak. Bu desteğin 2023 yılı sonuna kadar devam ettirilmesini ve tutarının da aylık 500 TL'ye çıkarılmasını öngörüyoruz. Güler, depremler nedeniyle enkaz altında kalan 11 kente kaynak aktarılacağını belirtti. Finansman içinse vergi düzenlemesini işaret etti. Kurumlar vergisinde ve motorlu taşıtlar vergisinde yeni düzenlemeler yapıyoruz. Bazı istisnaların kaldırılması yönünde değişiklikler öneriyoruz. Bu nedenle de ek motorlu taşıtlar vergisi getirildi. 2023'te bir defaya mahsus olmak üzere MTV iki kere ödenecek. Aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeyecek. Uygulama tüm araçları kapsayacak. Finans şirketleri de bu kapsamda kurumlar vergisini 5 puan daha fazla ödeyecek. Tüm bu düzenlemeleri içeren teklif vakit kaybetmeksizin gündeme alınacak. Görüşmeler 7 Temmuz Cuma günü Plan Bütçe Komisyonu'nda başlayacak. Aslında yani bu 125 meselesini biraz daha caydırıcı cezalarla iki tarafa da yaparsak, hani rüşvet gibi, rüşvet meselesinde tek taraf olunca hani iş çözülemiyor ya, bir dilemmaya dönüşüyor adeta. Dolayısıyla öyle olursa belki çözülebilir. Çünkü insan vicdanı da sızlıyor, yahu olur mu öyle şey, öyle yapmayalım şeklinde karşı tarafı da düşününce çerçeveyi çizemiyorsunuz. Efendim kripto paralar diyeceğiz. Kripto paralar öyle bir çakıldı ki, yani sönen ocaklar oldu. İnsanlar hayatlarından vazgeçti. Yatırımcısını çok üzen coinler diyeceğiz. Yavaş yavaş toplanıyor gibi ama tarihi rekorun yarısına kadar yükselebildi. Yine de yüzlere güldürüyor. Bitcoin 30 bin dolar seviyesinde. Zaman zaman çıkıp iniyor ama genelde stabil. Beklentiler ise yüksek, ancak işin uzmanlarına sorduk biz. Yani onlara göre nasıl ilerliyor bu iş, ne yapmak lazım? Önümüzü görebilecek miyiz? Seyredelim. Yine insanlar kayıplarını karşıladı mı? Hayır. Altın, döviz, borsa. 2023'te şu ana dek tüm piyasalar kazandırdı. Kripto paraysa sessizce kabuğuna çekildi. Şimdi yine sahnede. Uzun süredir düşüş eğiliminde olan kripto piyasası sessizliğini bozdu, kendini yine göstermeye başladı. Bitcoin 31 bin doları gördü. Peki kripto piyasası kaldığı yerden devam eder mi? Yeni bir bant aralığımız var takip edeceğimiz. Bu bant aralığı da 30-35 bin dolar aralığı. Yine yüksek bir seviye mi? Hayır. 50-60 bin dolar seviyesine gitmesi lazım ki insanlar kayıplarını tekrar karşılasın. Önceki cuma son bir yılın en yüksek seviyesine geldi Bitcoin. Zaten genel olarak da en çok Temmuz aylarında sevindiriyor. 30 bin dolar seviyesinin altı kalıcı olabilirse tekrar düşüşlerden bahsedebiliriz. Yükselişlerin devamı için de 35 bin dolar seviyesini yukarı yönlü kırması lazım. Ama kripto piyasası bu. Yükselmesi kadar çökmesi de ani. Uzmanlara göre altcoinler en güvensizi. Bütün varlıklarıyla değil,
en azından varlıklarının %25'iyle mutlaka giriş yapması lazım. Risk oluşumu halen devam ediyor. Altcoin kısmı yatırımcısına daha çok kaybettirdi. Altcoinlerin %80'inin batma ihtimali çok yüksek.